Değerli izleyenler, şimdi TİGEM'in yapmış olduğu sulama yatırımlarından bahsedeceğiz. Müdür Bey, size tekrar sormak isterim. Yaptığınız sulama yatırımlarını biraz anlatabilir misiniz? Nasıl projeler var şu anda yaptığınız? Evet, tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler. 2008 yılında büyük bir kuraklık yaşanmıştı bölgemizde, ülke çapında genellikle. Bundan dolayı su çok sulama zorunlu hale geldi bu bölgede. Evet. Dünyanın en büyük sulama projesi, 500 bin dekar alanın sulaması, yeraltı suyuyla sulaması 2008-2013 yılları arasında işletmemizde proje gerçekleştirildi. Bu proje kapsamında %52'si arkamızda gördüğümüz center pivot sulama sistemi, %42'si yarı sabit yağmurlama sulama sistemi ve %8'i de damlama sulama sistemi olarak gerçekleştirildi. Daha önce işletmemizde 109 bin sulu alan vardı. Bu sulu alanların tamamı yarı sabit sulama sistemiydi. Demin de bahsettiğim gibi şimdi %52'si center pivot olarak gerçekleştirdik. Bu dünyada sulanan alanlardaki son teknoloji kullanıldı. Su bölgemizde ve dünyada giderek önemi artan kaynak değil mi? Evet, kaynak olduğundan evet bu kaynağı rentable kullanmak, daha verimli kullanmak için bu sistemlere geçtik. Randımanı çok yüksek bir sistem. %80 sudan daha fazla tasarruf ediliyor. Daha ekonomik. İnsan gücü daha az kullanılıyor. Yaklaşık 1/10 oranda içilikten tasarruf sağlanıyor. Çok büyük bir sistem. Bu projeyle biz yaklaşık 850 kilometre parsel yollarımızı yaptık. 300 megawattlık enerji, ülkemizdeki birçok şehirden çok enerji kullanım kabiliyetine eriştik. 4700 kilometrelik bir yeraltı, yerüstü boru kullanımı oldu. 4700 kilometrelik. 1000 kilometre yaklaşık buradan Ankara'ya varır. Elektrik hattı çekildi. Bu proje çok ödüllü bir proje. Ödül de aldı bu konuda. Dünyada bir ilk olduğu için. Ödülden de biraz bahsederseniz çok sevinirim ben de. Tabii. Hangi alanlarda dereceye girdi? Devlette örnek uygulamaya dikkat çekilmesi, yenilikçi girişimlerin kamuoyuna tanıtılması, başarılı girişimcilerin desteklenmesi ve özendirilmesi ve bu gibi girişimcilerin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması dolayısıyla TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı'nın verdiği ödülün 11.'si Sayın Meclis Başkanımız, Sayın Bakanlarımızın huzurunda TÜSİAD Başkanımızca Sayın Genel Müdürümüz Mehmet Halis Bildene verilmiştir. Bu jüri özel ödülü verilmiştir. Bir ödüllü bir projedir. Bu projeyle tarım ve teknolojinin birleştirilmesi ne iyi bir örnektir. Evet. Mesela bu projede centripotlarda SCADA dediğimiz bir sistem uygulanmakta ve bunun kontrolünü internetin olduğu herhangi bir yerden çalıştırılması, durdurulması, su miktarının artırılması, eksiltilmesi, toprağın yapısına, bitkinin çeşidine göre internet üzerinden ayarlanabilmekte. Ayrıca manuel olarak da kumanda edilebilmektedir. Evet, şimdi bu sistemden biraz bahsetmek istiyorum. Ortada bir kaynak var ve bu kaynağın etrafında dönüyor değil mi? Merkezin ortasından dönerek sulama yapıyorlar. Evet. Bu sistemde insan gücü çok az kullanılıyor. Dolayısıyla insan hatası da daha az oluyor sulamalarda. Evet. Demin de bahsettiğim gibi çok randımanlı bir sistem. Su tüketimi daha tabulu kullanılıyor. Burada derin kuyu var. Derin kuyudan bu tabii kaynaktan da alabilir. Evet. Şurada biz derin kuyu kullandığımız için söylüyorum yeraltı suyunu. Yeraltı suyunu pompaj vasıtasıyla alınıyor. Gördüğünüz sisteme veriliyor. Bu her bir birime iki teker arasında kalan bölümlere yaklaşık 50 metre span deniyor. Bu spanların iki teker arasında aşağı seferlerde elektrikli dinamolar var. Onlar vasıtasıyla bunlar hareket ettiriliyor. Bu hareketin hızı dediğim gibi günde 10 saatte bir tur attırılabilir. Evet. İstediğimiz bu bitkinin işte toprağın su alma hızı
bitkinin su isteğine göre teknik elemanlar tarafından ayarlanıyor, ona göre kumanda ediliyor. Evet, dün de teknik personellerinizle görüştük. Biz de 4 günde bir tur attığından bahsettiler ürünlere göre yine. Tabii bu dönemde evet. Ürünün vejetasyon dönemi önemli. Bu dönem ayarlanıyor, değiştiriliyor bu hızla. Evet, tamamen ürünün hem dönemine göre hem de hangi ürünü yetiştirdiğimize tabii, göre su ihtiyacı göre, değiştiği için göre, değişiyor. Peki burada siz kendi arazilerinizde hangi ürünlerde kullanıyorsunuz bu pivotlu sulama sistemlerini? Pivotlu sulama sistemlerini biz buğdayda, daha çok buğdayda, ikinci ürün mısırda, birinci ürün mısırda, ayçiçeğinde, yani bütün hububat ve ekebildiğimiz ağaç, meyveler hariç diğer sistemlerin hepsinde kullanabiliyoruz. Bu sistemlerin girmesi, bu projenin başlamasıyla birlikte ürün çeşitliliğimiz de arttı. Biraz göreceğiz biraz sonra belki. Ayçiçek ekimimiz bu bölgede belki yoktu. Evet. Şu anda 70-72 bin dönüm kadar ayçiçeği ekiyoruz. Soya fasulyesi ekiyoruz. Arge şubesi kurduk işletmemizde. Devamlı araş içindeyiz. Daha yeni çeşitler, daha verimli çeşitler bölgeye, ülkemize daha nasıl katkı sağlayabiliriz diye. Bunun araşı içindeyiz. Denemelerimiz devam ediyor. Bizim Arge arkadaşlar Arge faaliyetlerinde bulduğumuz yeni çeşitleri, yeni verimli başka bitkileri devreye sokacağız ve ülkemizdeki araştırma kuruluşlarında olan yeni çeşitlerin devamı takip ediyoruz. Onlardan tekrar bulduklarımız daha verimli, daha kaliteli olanları getiriyoruz. Ülke dışında olan bitkileri gözlüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Evet, aynı zamanda hem teknoloji anlamında hem de çeşitlilik anlamında ülke dışındaki teknolojileri ve çeşitleri de ülkemize getirip yerli hale de çevirebiliyoruz. Yerli üretimde de kullanabiliyoruz ki sulama sistemleri gibi ülkemizdeki öncü kuruluşlarsınız. Bu anlamda teknolojileri ülkemize getirip çiftçilerimize ve diğer firmalara tanıtma anlamında. Şimdi su hep tükenmez diye baktığımız kaynaklardan biriydi. Evet. Ama bahsettiğiniz gibi belirli bir kuraklık yaşadık ve ellerimizi açıp yağmur duasına bile çıktık. Evet, evet. Üretim yapabilmek adına. Şimdi suyun tükenir olduğunu gördük. Gördüğümüz için de daha artık teknolojik sulama sistemleriyle daha az suyla sulama yapmaya çalışıyoruz. Suyumuzu boşa kullanmamaya çalışıyoruz. Yağmurlamadan bahsettik, damlamadan bahsettik ve pivotla yaptığımız sulamadan bahsettik. Şimdi bunların arasında evet. Bir kıyaslama yaparsanız daha az su tüketimi ve daha iyi verim hangisinde gözlemleniyor şu anda? Şimdi su tüketimi bakımından en azı tabii damla sulama. Bizim bu üç söylediğiniz üç sulama evet. Sistemlerinden en azı damla sulama. Damla sulama tabii bu bitkilerde, buğdayda kullanması biz gibi geniş alanlarda çok zor. Çok zor. Hem de buğday gibi bitkilerde evet, imkansız. İmkansız. Sıra üzeri bitkilerde kullanılabilir belki ayçiçeğinde, mısırda kullanılabilir ama dediğimiz gibi bir mercimekte işte bir şeyde buğdayda çok zor, imkansız. Damlama sulamayı daha çok ağaçlarda, sıra bitkilerinde kullanıyoruz. Onların damla sulamanın şeyi daha su tüketimi daha rentabl. Ondan sonra bu sistem geliyor. Yaklaşık randıman %80. Şimdi dediğiniz gibi su çok önemli bizim için. Su tüketimi de çok önemli. Çünkü şu anda sıcaklık siz de görüyorsunuz 42-43 derece. Evet. Rütubet %30 civarında. Nispi rütubet %30 civarında. Onun için bu bölgede su hayat demek. Yağmurlama sulama randımanı %70. Yani bu sistem yağmurlamaya göre, yarı sabit yağmurlamaya göre %10 daha suyu ekonomik kullanıyor. Bir de demin bahsettiğim gibi insan hatası yok. Kontrolü evet. Kolay. Daha ekonomik. Evet. Peki bölgede her dönemde mi kullanıyoruz bu sulama sistemini yine? Yani mısırın her döneminde kullanabiliyor muyuz? Tabii. Her dönemde hangi bitki ekmişseniz her dönemde. Dediğim gibi su tüketimine göre bunların ayarlaması yapılır. Her döneme su. Bitkinin vejetasyon dönemine göre, çeşidine göre bu nodül dediğimiz su kaynağının devamlı değiştirmek suretiyle ve bunların yazılımı var. Yazılımdan da ayarlamak suretiyle bunların su miktarları değiştiriliyor. Her dönemde kullanılıyor. Yine teknik bir personel tarafından mı idare ediliyor yoksa yine üretimden sorumlu mühendisler tarafından mı devam ediyor bunların kontrolleri de? Bunların bizim arkadaşlarımız, teknik personelimiz var. Her bölgede sorumluları var.
Her bölgede mesela diyelim ki bunun mekanik kısımları var, elektrik kısımları var, elektronik kısımları var. Onun ilgili teknik elemanları var. Onlar bu işi öğrendiler. Bu bölgede biz görevlendirmişiz. Hangi bölgede kaç elemanı var? Onlar bu sistemi takip ediyorlar. Arızalarını gideriyorlar. Artık bu işi öğrendik. Arkadaşlarımız sağ olsunlar yapıyorlar. Onun haricinde demin ki bahsettiğimiz o internet üzerinden kumanda sistemimiz, o SCADA sistemimiz vasıtasıyla 24 saat bilgisayar üzerinden kontrol ediliyor büroda ya da genel müdürlüğümüzden. Bir arıza varsa anında sinyal veriyor. İşte diyor ki şu ne oldu, sentripotumuz arızalıdır. Ona göre tamirci arkadaşlar gelip onu neyse şeyini gideriyor, evet. Arızasını gideriyorlar. Güzel bir sistem. Sentrifugal piyotların uzunlukları da oldukça fazla. Büyük alanlarda kullanılabiliyor değil mi bunlar aynı zamanda? Bunların uzunlukları değişiyor. Parselimizin yapısına, başta su kaynağına bağlı. Ne çektiğimiz su kaynağı ne kadar yeterliyse kaç dönüm? Mesela bunlar yaklaşık 500 dönüm alan sunuyor. Bu bizim su kaynağımız. Ama diyelim ki bunu biz bir su kanalından çekiyoruz. Su kanalında su miktarı çok fazla. Biz bunu 500 değil 1000 dönümlük yapabiliriz. Yani bunlar bu boğum boğum uzatılabiliyor. Bu tamamen şeye bağlı. Su kaynağına, tarlaya, alana bağlı. İkisine bağlı. İstediğimiz kadar büyütüp küçültebiliyoruz bunları. Peki bu sistemleri bizim çiftçilerimiz de kullanabilir mi? Büyük arazilere sahip olan çiftçilerimizin kullanabileceği, ekonomik olarak kullanabileceği bir sistem midir? Tabii. Çiftçilerimiz de kullanıyor zaten. Zaman zaman bu sistem kurulalı yaklaşık bizim burada 3-4 yıldır kullanılıyor. Çiftçilerimiz, büyük çiftçilerimiz gelip burada görüyorlar. Bizzat bilgi alıyorlar. Hatta birkaç yerde uygulayanlar var. Yani yaygınlaşma aşamasında yavaş yavaş tabii toprak miktarı fazla olan çiftçilerimiz geçiş yapıyorlar. Evet öncelikle tabii büyük ölçekli üretim yapan çiftçilerimiz geçebiliyorlar bunu. Çünkü bir ilk maliyeti yatırım var, masrafı tabii, var. Yatırım maliyeti var. Evet. Tabii kolay değil. Küçük çiftçilerimiz belki ekonomik de olmaz daha doğrusu çok küçük çiftçilerimiz için de bu dediğimiz gibi işte 500 dönüm ve üzeri olan çiftçilerimiz yavaş yavaş kullanmaya başladı. Birkaç tane örnekleri var. Peki elektrik tüketiminden de bahsettik bu kaynağın. Bunu peki güneş paneli gibi alternatif enerjilerle yoğun olarak güneş alan bir bölge çünkü. Bunlarla da takviye edip temiz enerjiyle de çalıştırabilir miyiz bu aletleri? Tabii o konuda da bizim çalışmalarımız var. Hatta bu senenin sonuna doğru başlayacak. TÜBİTAK'la birlikte ortak bir girişimimiz var. 10 megawattlık bir güneş enerjisi santrali burada kuracağız. Temiz enerji olarak o var. Şu anda başlamış durumda zaten projemiz. Ayrıca sabah bahsetmiştim hayvancılığımız var. Hayvancılığımızda 3000 başlık bir büyükbaş ahırı yeni bitti, faaliyete geçti. Orada da 450 kahvalık biyogaz tesisi kuruldu. Üretime başlıyor. Evet, alternatif enerjileri de tarımın içerisine çekerek kullandığımız ekipmanların enerjilerini oradan sağlayabiliyoruz. Böylelikle daha temiz enerjiyle daha güzel üretimler yapabiliyoruz. Tabii evet. Sulama bahsinde sabah da biraz bahsetmiştim. Bizim şu anda 611 bin dönüm alanımız sulanıyor. Evet. Bu proje bitti. Yeni bir proje olarak Şanlıurfa Mardin sulama ana sulama kanalı bizim arazimizin içinden geçiyor. DSE yürütüyor bu projeyi. Oradan da 267 bin dönüm arazi şu anda altyapılar yapılıyor. Önümüzdeki 2016 yılında onlar da sentripot olacak. Şu anda 586 tane sentripotumuz var. Çalışan sentripottan. Onların da devreye girmesiyle dünyada bu alanda bir yerde sentripotun bir arada bulunduğu başka bir örnek olmayacak. Yok zaten şu anda o zaman hiç olmayacak. Yani bu rekor kırılamayacak. Kaç tane demiştiniz toplam arazilerinizde? Şu anda 586 tane sentripotumuz çalışır durumda. Ama o 266 bin dönümlük arazinde devreye girmesiyle bu ikiye katlanacak. İkiye katlanacak. Evet. Bu kadarının bir arada bulunmadığından da bahsettik. Yine bir ilke imza atıyor değil mi işletmenizde? Evet o zaman herhalde imkansız bu rekorun kırılması. Şu anda zaten ilk. Kendi yürür bir sistem olduğu için yine ayakların olduğu kısımları da görüyoruz. Yine bu aralıklar da ona göre belirleniyor değil mi? Dikim, ekim dikim zamanlarında sistemin yürüyebilmesi için zaten oval bir arazi yapılanması da var aynı zamanda. Tabii bu burada iki türlü ekim yapıyoruz. Mesela
buğday gibi çapa gerektirmeyen, mercimek gibi sık ekilen bitkilerde oval, yuvarlak ekim yapıyoruz. Hani sentipoton dönme şeklinde ekim yapabiliyoruz. Fakat böyle mısır gibi, ayçiçeği gibi çapa bitkilerinde genellikle çapada traktörlerin dönme esnasında falan biraz zarar görebilir diye direkt düz ekim yapıyoruz. Zaten bundan 7 spanlı, 7 teker var gördüğünüz gibi. Sadece teker yerleri yarımşar metre bir oradan bir kayıp oluyor. İhmal edilebilir bir kayıp. Önemli bir şey değil bu kadar bir alanda. Evet, üretimde çok göz önünde bulundurulamayacak çok değil zaten. Bir faydasının yanında o göz önüne belki alınmıyor. Evet. Evet Müdür Bey, ben teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Bu bir de istihdama katkısı. Bu proje devreye girdikten sonra ilave olarak normal çalışanlarımıza 1450 kişi daha bu projeden dolayı burada istihdam edildi. Evet, yine ekstradan bir istihdam kapısı açtı, iş gücü sağladı. İşsizlik sorunu varken ülkemizde de yine ayrı bir yerden bu yarayı da çözmüş oldunuz kısmen de olsa. Peki çok teşekkür ediyorum ben tekrar verdiğiniz bilgiler için. Biz teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet değerli izleyenler, şimdi ayçiçeği ekilişinin yapıldığı bir arazideyiz. Yine TİGEM'in çok miktarda ayçiçeği ekilişinin olduğu arazisi var. Müdür Bey, size bunu sormak istedim yine hemen. Bölgede eskiden ayçiçeği tarımı yoğun olarak yapılmıyordu ama şu anda çok geniş arazilerde ayçiçeği var. Biraz da bunlar hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii. Sulu alanlarımızın artmasıyla birlikte ayçiçek ekilişimiz de arttı. Daha önce 10 bin dönüm, 5 bin, 15 bin dönüm civarında bir ayçiçek ekilişimiz vardı. Ayçiçeği çok iyi bir münavebe bitkisidir. Evet. Neden ayçiçeği ekiyoruz? Birinci, çok iyi bir münavebe bitkisidir. Buğdayın, bundan sonraki ekilecek buğdayın verimini önemli ölçüde artırmaktadır. Evet. Biz tohumculuk yapıyoruz. Temiz bir buğday için bir parsel bırakmaktadır. O yandan da önemli. Diğer bir husus, ülkemizin yıllık yaklaşık 500 bin ton ham yağı ithal ettiğini biliyoruz. Yağ açığımız var. O anlamda da çok önemli. Ayçiçeğinin ülkemizde artırılması gerektiğine inanıyoruz. Ayçiçeği üretimi hakkında kısa bilgi vereyim. Evet. Ayçiçeği yaklaşık şu anda bizde 72 bin dönüm bir ekilişimiz var bu sene. Ayçiçeğinin üretimi kolay bir bitki. Çok zorluğu yok. Toprak isteği çok çeşitli değil. Çok ağır killi ve çok ağır kumlu olmayan, pH'sı 7-8 civarında olan topraklarda gayet iyi yetişir. Toprak hazırlığı ayçiçeğinin sonbaharda toprağın sürülmesi, birlenmesi, çok derin olmadan sürülmesi. Ot miktarına göre yıllık yağışı depoladıktan sonra toprak ot miktarına göre bölgelere göre değişmekle birlikte ekim zamanı mesela bizim bu bölge için. Genellikle Şubat-Mart ayında ikileme, üçleme topraktaki ot, yabancı ot durumuna göre ikileme, üçleme yapılıp toprak hazırlığı yapılıp ekimine geçilebilmektedir. Ayçiçeğinde çeşit seçimi çok önemli. Ayçiçeğe yağlık mı ekiyorsunuz, çerezlik mi ekiyorsunuz? Ona göre çeşitlerin kendi aralarında tabla çapları büyüklüğüne, küçüklüğüne göre ekiminde sıra üzeri ve sıra arası ekim mesafelerine dikkat etmek gerekir. Tohum miktarları buna göre değişir. Ekim için tohum miktarları 300 gramdan 600 grama kadar. Evet. Özellikle pneumatik mibzellerle ekimini yapıyoruz. O yüzden tohum, dekere atılan tohum miktarı daha az gitmektedir. Mesela bizim yaptığımız ekim şekli, bu çeşit ismini vermiyorum ama bu çeşitlere göre sıra arası 70 santim, sıra üzeri 24-26 santim yeterli. Ama bu değişik, daha tabla çapları küçük olan çeşitler, daha büyük çeşitlere göre bu 20 santimden 40 santime kadar bu sıra arası ve sıra üzeri mesafeler değişebilir. Onu artık üreticinin çeşit hakkında bilgi alarak ona göre ekim sıklığını ayarlanması gerekir. Ekimden sonra çapa ayçiçeğine gerekir. Evet, bir çapa bitkisi biz, toprağı çok güzel hazırlayan bir çapa bitkisi. Evet, çapa bitkiyi biz, çapayı biz iki şekilde yapıyoruz. Birincisi, yabancı ot durumuna göre
20-30 santim iken ayçiçek boyları. İkincisi de daha biraz daha büyüdükten sonra, aradan bir 15-20 gün geçtikten sonra gübreyle birlikte gübreli çapa yapıyoruz. Hem gübre veriyoruz hem çapa yapıyoruz. Biraz da bitkilerin kökünün dip doldurması diyoruz. Biraz daha destekliyoruz yıkılmaması için. Daha dik durması için, yıkılmaması tabii. İçin biraz daha boğaz doldurma işlemi yapılıyor ikinci çapada. Tabii evet. Gübreleme de önemli. Ayçiçeğinde topraktaki toprak analiz edilerek ayçiçeğinin gübre ihtiyacı ne kadarsa ona göre gübrelemenin yapılması lazım. Biraz da üst üste ülkemizde potasyum açısından zengin topraklarımız her zaman diyoruz ama üst üste ayçiçeği ekilen bölgelerde potasyum açığı da ortaya çıkmakta. Fosfor, potasyum ve azotlu gübrelerin mutlaka verilmesi lazım. Potasyumlu ve fosforlu gübrenin ekimden önce ya da ekimle birlikte verilmesi, azotlu gübrenin de bir miktarının ekimle birlikte, bir miktarının da demin de bahsettiğimiz çapa ile birlikte gübrelenmesi yapılması en uygunu. Ayçiçeğinde yabancı otun durumuna göre ilaçlama da gerekebilir. İlaçlama iki şekilde yapılır. Bir çıkış öncesi, yabancı otların çıkış öncesi, bir de yabancı otların çıkış sonrası da yapılabilir. Çıkış öncesi toprağa karıştırılarak kullanılan ilaçlar ya da çıkıştan sonra otların 2-4 yapraklı olduğu dönemlerde ot durumuna göre ilaçlama yapılabilir. Eğer ot durumu fazla değilse, yabancı ot popülasyonu fazla değilse ilaçlamaya gerek olmayabilir. Çapayla bu otlar giderilir. Diğer bir husus ayçiçeğinin sıcaklıkla, çeşidin seçiminde sıcaklığa dikkat etmek lazım. Ayçiçeğe sıcaklık isteği de çok toleranslı bir bitki. 4 derece ile 40 derece arasında olan bölgelerde rahatlıkla yetişebilir. 40 derecenin üzerindeki yerlerde biraz riskli, döllenmesinde problemler oluyor. Ayçiçeğinin ekiminde birinci ürün ve ikinci ürün olarak da ekilebilir. Mesela İç Anadolu bölgesinde birinci ürün. Daha çok işte bizim Güneydoğu Anadolu bölgesine yaklaştıkça mevsimler sıcaklık daha yeterli olduğu için ikinci ürün olarak da ekim yapılmakta. Yani bölgenin iklimine göre değişiyor tabii bunlar. Diğer bir husus sulama ayçiçeğinde. Evet. Ayçiçeğinin su isteği de çok fazla değil. Ayçiçeği eğer bir bölgede yağış miktarı 500-600 mm ise ayçiçeğin sulamadan yetiştirilebilir. Ama bizim bölgemiz kurak bir bölge. Biz burada 300 mm, 350 mm su vererek ayçiçeğini yetiştiriyoruz. Evet, yine sulama sistemi olarak aynı şekilde sulamalar yapılıyor tabii, değil mi? Tabii sulamalar centripotla yapıyoruz. Yine güzel bir randamanlı sulama yapıyoruz. Ayçiçek verimleri de tatmin edilebilir durumda. Çiftçiye bunu yaygınlaşmasını istiyoruz. Bu bölgede de yaygınlaştırmak istiyoruz. Tabii bu biraz ekonomiyle ilgili. Ayçiçek fiyatlarının biraz daha artması lazım. Biraz daha düşük. Çiftçi tabii ne karlıysa ona yöneliyor. Karlı ürün ekiyor. Ama ekilmesi lazım. Güzel bir bitki. Küspesinden faydalanılıyor. Yağından. Ayçiçeğinin %40-45 oranında yağ oranı var tanesinde. Yağından faydalanılıyor, küspesinden faydalanılıyor. Çerezlik olarak ayrıca ayçiçeği ekimi yapılabiliyor. Bu bölgede yaygınlaşmasını istiyoruz. Tabii biraz fiyatlarının da artması lazım. Desteklemesi de var. Evet. Bölgedeki üretim ama daha çok yağlığa yönelik bir üretim sanıyorum değil tabii, mi? Burası çerezlik değil. Çerezlik değil. Hep yağlık ekiyoruz biz. Ayçiçeğinin hastalık ve zararları da bundan da bahsedeyim kısaca. Evet. Ayçiçeğinde en büyük hastalık mildiyo. Evet. Hastalığı var. Mantar hastalıklar. Bunlara karşı zaten artık hibrit tohumlar ekiliyor. Hibrit tohumlar da ilaçlanarak satılıyor piyasada. Evet. Mildoya dayanıklı çeşitlerin seçilmesi önemli. İlaçlı olması önemli. Zararlı olarak dikkat edilmesi gereken toprak altı zararları var. İlk çıkışlarda 2-4 yapraklı olduğu dönemlerde tel kurtları, makaslı böcekler, metrekarede 2-3 bitki kesilmiş olarak görüldüğünde bunların ilaçlanması lazım. Değişik ilaçlar var. Gerekte karma yemler yapılıyor kimyasalarla. Onların mücadelesi yapılmalı. Bunun haricinde ayçiçeğinin çok da önemli bir zararlısı da yok. Kuş zararı oluyor. Evet. Daha çok az ekimlerde kuş zararı daha fazla oluyor. Ama ona çeşit seçiminde yine dikkat etmek lazım. İşte bu görüldüğü gibi bizim çeşitler
Seçtiğimiz çeşitler taplalar aşağı bakıyor. Evet. Tapla aşağı bakınca kuşlar bundan faydalanamıyor değil mi? Zarar yapamıyorlar aşağı bakınca. Miktarı daha azalıyor. Hiç olmuyor değil ama daha az zarar oluyor. Açık çeşit seçerken bu çeşidin ortasının tam döllenmiş, tozlanmış evet, orta olması kısım. Verimi artıran en önemli etkenlerden biri de bu. Evet. Bölgede yine yağlık bir üretim var dedik. Genel olarak da sulu olarak üretiminin yapılması gerekiyor bu bölgede kuraklık olduğu için. Evet. Çiftçilerin buna yönelmesini istiyoruz. Yine aynı şekilde bir çapa bitkisi olduğu için ve münavebede de bir sonraki ürüne hazır bir toprak bıraktığı için hastalık ve zararlı açısından da ağrı bir toprak bıraktığı için çiftçilerin yönelmesini istiyoruz bölgede. Evet. Peki yönelimler başladı mı bölgede? Yine TİGEM'i örnek alarak başlayan çiftçiler oldu mu? Vallahi yakında biz tabii bunu biz de yeni artırdık. Bu bölgede henüz çok fazla bir ekim göremedik ama çekirdek olarak ekildiğini gördüm birkaç yerde. Çekirdeklik ayçiçeği ekiliyor. Fakat İç Anadolu'da yaygınlaşıyor. İç Anadolu'da evet. Özellikle Çorum, Yozgat bölgelerinde yaygınlaştığını gördük. Biraz daha yaygınlaşıyor. Ayçiçeğinin en son hasat dönemi evet. Var. Hasadını bahsedelim. Hasat dönemine şu anda yavaş yavaş geliyor. Şu anda biz başka bölgelerimizden hasada başladık. Evet, bölgesel yaptınız. Olarak başladık hasata. Evet. Ayçiçeğin hasadına dikkat edilmesi gereken nem oranının düşmesi. Ayçiçeğe yağlı bir bitki. Evet. Onun için neme çok dikkat etmek lazım. Nemin %15'inin altına düşmesi lazım. Tane nemenin. Bir de bu yapraklarının, sapının kuruması lazım. Yavaş yavaş bizimki de kurumaya başlamış bu parsel için. Diğer parsellerimize hasada başladık. Hasattan sonra depolama geliyor. Evet. Hemen satılmayacaksa depolamada bizim kendimizin çelik siloları var. Tabii bunlar havalandırmalı, korumalı. Bu depolara koyarken %10'un altına, %9'a falan rutubetin düşmesi lazım, düşük olması lazım. Eğer açıkta depolayacaksa çiftçilerimiz, üreticilerimiz yığın yüksekliklerinin bir buçuk metreye geçmemesi lazım. Yağlı bitkiler çabuk kızışır. Evet. Ve nemine dikkat etmeler lazım. Bir de bunun yanında depolanan ürünün temiz olması lazım. İçindeki yabancı maddeler %2'den daha aşağı olması lazım. Ürünün kızışmaması için. Bir de depo zararlarıyla ilgili mücadelelerinin yapılması lazım. Evet, temiz depolara koymaları gerekiyor öncelikle. Temiz ürünü temiz depoya tabii. Koyarlarsa herhangi bir hastalık ve zararlıyla da depoladıkları üründe karşılaşmazlar. Peki değerlendirmesini nasıl yapıyor çiftçiler ayçiçeğinde? Yani aldılar hasatını ettiler. Direkt olarak hazır bir pazara mı sunuyorlar yoksa kendileri mi uğraşıyorlar pazarlamasıyla? Çiftçilerin biraz da Trakya gibi geniş ekim yapılan yerlerde birlikleri var. Birlikler vasıtasıyla pazarlıyorlar. Yani çok zor değil ayçiçeğinin pazarlanması. Biz kendimiz açısından söyleyelim. Biz daha çok ihaleye çıkıyoruz. Evet. Satış ihalesine çıkıyoruz. Borsada toptan satışını yapıyoruz. Peki ben size tekrar teşekkür ediyorum. Ayçiçeğiyle ilgili de vermiş olduğunuz evet, bilgiler ben için. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Üreticilerimize bol kazanç ve mutluluklar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ çok sağ olun.